Herkese güzel bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizi şöyle bir deniz kıyısına getirdim. Birazcık temiz hava alalım hep birlikte. İçimiz açılsın, gönlümüz açılsın. Erdemli tarafındayız arkadaşlar. Deniz kıyısına geldik. Denizde de bayağı bir dalga var. Aslında hava çok güzel. Güneşli, sıcacık, sanki böyle yazdan kalma bir hava. Ama bu dalga neyin nesi onu çözemedik yani. Bakın şöyle ilerleri göstereyim size. Biraz güneş parlıyor, görebiliyor musunuz? Burası Koca Hasanlı. Şurada tatil amaçlı yerler var. Şurada çadır kampı falan var. Ne yaptın? Şimdi biraz daha ilerliyorum ileriye. Gideyim bakayım geçebileceğim mi? Olta da getirdik. Atalım bakayım. Bir şey gelecek mi şansımıza? Ay. Yalnız oyuklar var. Biraz daha uca gitmen lazım bence. Ama dalga geliyor. Bak oralar ıslanıyor. Islanırsın. Bazen öyle büyük bir dalga geliyor ki kayaların üstünden aşırıyor. Hiç bu kadar dalga olacağı aklımıza gelmedi vallahi. Ne yalan söyleyelim yani. Bakalım. Şuradan da böyle bir oyuntu var. Buradan denizin suları, bakın gördüğün gibi oradan geliyor geliyor geliyor. Buraya bayağı bir kum biriktirmiş zaten. Okan sen de üstüne giy ceketini. Ne? Abin de giysin ceketini. Güneşe aldanmamak lazım. Biraz da olsa esinti var. Hani üşütüyor biraz. Çok aldanmamak lazım. Şurası komple bahçelik alan. Daha doğrusu bunun bir, şu arka kısım galiba. Orada da bir orman kampı var. Yine belediyeye ait orası da. İsterseniz çadır götürüyorsunuz, isterseniz oradaki çadırlardan da yararlanıyorsunuz. Şu anda orada kalan var mı hiç bilmiyorum. Bir de şey yaptılar oraya, kapsül çadırlar yaptılar. Onlar da var. Öyle. Merhabalar, karşınıza ancak gelebildim. Biraz etrafı çektim, biraz ay şunu şöyle yapacağım bir dakika. Biz Koca Hasanlı tarafındayız. Böyle sandalyelerimizi getirdik, çayımızı getirdik, çerezimizi getirdik. Keyfimize bakıyoruz vallahi. Biraz çay molası yaptı eşim de. Biraz balık tutmaya çalıştı. Şu an kumun üstünde birileri bir şeyler buluyor, çıkartıyor. Ben anlamadım. Oraya bir toplaştılar. Şöyle bakın. Bir kalabalık var orada ama ne çıkartıyorlar, ne yapıyorlar hiç bilmiyorum. Bizimkiler de merakla gitti. Hava çok güzel. Bakın ben sadece ince bir sivitle duruyorum yani. Denizin bu kadar dalgalı olduğuna bakmayın. Bilmiyorum, rüzgardan herhalde, rüzgar kaynaklı diye düşünüyorum. Biraz hafiften bir esinti var. Bilemiyorum artık o kadarlığını. Az önce şu arka kayalık kısım var ya, oradaydık. Orada olta kayaların arasına giriyor diye. Şimdi burada yine bir burun kısım var şurada. Oraya geldik. Hem burada oturma alanı da var. O tarafta yoktu. Böyle sandalyeleri koyduk. Çocuklar kola falan aldılar. Cips mix getirdik işte. Onlara da atıştırmalık. Öyle. Şimdi babaları onlara olta atmayı öğretiyor. Sırayla olta atıyorlar. Okan baya baya öğrendi. Hatta babası şey yaptı. Ver falan dedi. Bir baktım kendi atıyor sürekli. Tutma amaç yani, keşke gelse ama zannetmiyorum bugün olmayacak gibi görünüyor. Amaç kaliteli vakit geçirmek arkadaşlar, çocuklarınızla kaliteli vakit geçirmek, onlarla birlikte bir şeyler yapabilmek,
Hani evin içinde tamam, evet, birlikte yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz, sohbet ediyoruz falan, ama arada sırada böyle şeyler de yapmak güzel oluyor. Onların böyle hatıralarında, zihinlerinde yarın bir gün bunlar yolları düşer, buralara gelirler. Derler ki ya annem babamla şöyle şöyle bir zaman geçirmiştik. İşte balık tutmaya gitmiştik veya gezdiğimiz, gördüğümüz herhangi bir yere gittiklerinde diyecekler ki yarın bir gün, ya işte bak falanca senesinde biz annemle babamla buraya tatile gelmiştik. Veya ne bileyim, yani bir yemek yediğimiz yer, pikniğe gittiğimiz bir alan. Hani biz görev icabı da çok farklı farklı şehirlerde yaşadığımız için farklı farklı yerler gördük arkadaşlar. Bizi bilmeyenler, tanımayanlar, kanalımıza yeni gelen insanlar için anlatayım. Şöyle ki biz ilk evlendik, Gölcük'e yerleştik. Eşimin görev yeri Gölcük'teydi, gemisi oradaydı. 8 sene orada yaşadık. Okan orada doğdu, orada büyüdü. Okan 6,5 yaşındaydı, Ozanefe doğdu. Daha doğrusu Okan Hatay'da doğdu da Ozanefe orada doğdu. Orayı sonra anlatırım, neyse. Ozanefe 15 günlükken, yani bizim tayinimiz Dalaman'a çıkmıştı. Eşim görevdeydi. Geldi Ozanefe 15 günlükken Dalaman'a geçtik. Muğla Dalaman. Dalaman'da da 8,5 sene kaldık. 8,5 sene sonra da tayinimiz Mersin'e çıktı. 6. 5 bitti, 6. senenin içindeyiz. Yaklaşık 6 yıldır da Mersin'deyiz arkadaşlar. Mersin memleketimize de yakın. Sık sık gidiyoruz, geliyoruz. Orada yaşlı babamız var. Ona gidiyoruz, geliyoruz, bakıyoruz, ediyoruz işte. Öyle. Size zaman zaman Mersin'in güzel yerlerini çekiyorum. Gezdiğimiz yerleri de çekiyorum. Başka ne diyebilirim? Hani çocuklarla da bol bol gezdik, tozduk. Hani farklı farklı yerler gördük. Hani diyorum ya, yarın bir gün onlara bunların hepsi anı defterlerine yazdıkları güzel hatıralar olarak kalacak. Geçmişte bizim anne babalarımız bu kadar şey yapamamış olabilirler. Çünkü yokluk varmış. O zamanlar bu kadar eğitim seviyesi yüksek değilmiş. Ben kendi annem babam için söyleyeyim. Annem mesela okuma yazması yok arkadaşlar. Babam da fırsat buldukça gece okulu varmış. İlkokulu öyle bitirmiş. Babam ilkokul mezunuydu yani. Hani bir de herkes kendi şehrinde çalışırmış. Uzağa gurbete giden yokmuş eskiden. Şimdi artık kendi şehrinde yaşayan yok gibi bir şey yani. Genelde bizim gibi asker ailesi olanlar, işte polis, öğretmen, bu tarz aileler farklı farklı şehirlerde yaşarlar, görev yaparlar. Haliyle de oraları böyle görürsünüz. Gezilecek yerlerini gezersiniz. Burası tam olarak bahsetmek istiyorum. Kocahasan'da. Biraz şöyle size etrafı göstereyim ben. Benimkiler şuradalar, deniz kıyısında. Çok göremiyorsunuz, belki parlıyordur. Eşim orada balık tutuyor, çocuklar da burada. Şurada ileride yine vatandaşlar var, bakın. Az önce hatta denize falan da girdiler. Burası Kocahasan'da. Şu karşıda, biraz yaklaştırayım sizi. Apartlar var, oteller var. Gördüğünüz gibi bakın. Burası güzel bir kumsal. Yazın buralar dolu olur. Hatta balıkçı teknelerini görüyorsunuz, kayıklarını. Burada balıkçı kayıkları var. Bu şekilde arkadaşlar. Şu ormanlık alan, az önce de çekmiştim, kamp alanı. Mersin gerçekten de kıyı şeridi olarak güzel bir yer. Hani yerleşim yeri olarak da çok güzel bir yer. Yazın çok kalacağınız, tatil yapacağınız, eğleneceğiniz yer çok. Bakın ana yol hemen orada. Yani yol da çok yakın. Pansiyonlar burada, bu Erdemli'den başlıyor. Antalya'ya kadar, nereye kadar diyeyim? Antalya'da, pardon. Çıkış neresiydi? Ay şimdi aklıma gelmedi, iyi mi? Hep yol boyunca devam ediyor. Daha çok Kız Kalesi, Susanoğlu tarafında daha çok. Hani buradan daha biraz daha ileriye gidiyorsunuz. Burası pansiyonların başlangıcı gibi bir yer. Öyle denizi de biraz size göstereyim. Şimdi güneşten dolayı çok fazla göremiyorsunuz. Şurada da balık tutan insanlar var. Bu açıdan size göstereyim. Güneş de yavaş yavaş batmaya başlıyor. Su yükseldi mi burada da? Burası
şu alanda da biraz su yükselmiş gibi geldi bana. Şu kapşonunu giyseydin Ozan Efe. Ozan Efe de birazcık rahatsız. Kanda enfeksiyon çıktı onun da. Temiz hava alsın dedik. Geldik böyle. Güneşin batımını görüyor musunuz güzelliğini? Şöyle bir fotoğraf alalım gün batımından. Kumsala inmeye karar verdim. Okan eşyaların yanına gelince. Yengeç görmüşler, ona bakıyorlarmış. Gideyim ben de bir inceleyeyim bakayım yengeci. Dalaman'da çok görürdük. Anam tipe bak. Ne haber lan Tospik? Tospik, Tospik. Ne dürttünüz hayvanı ki ne? Yazık. Ne oldu? Seni rahatsız mı ettiler burada? Bir rahat huzuru yok mu diyorsun ha? Gözlerin nerede senin? Ama rengin çok güzelmiş. Çok tatlısın. Niye seni çıkardılar kumdan? Kadın demin bununla uğraşıyormuş. Suya atmaya uğraşmış da becerememiş. Balıkçıların yanına gidelim bakalım. Ne var ne yok. Güzel taşlar varmış hakikaten. Kadınlar taş da topluyordu. Bak şu da güzelmiş. Dümdüz. Ana çok güzel hatta. Bak bak bak. Ne güzelmiş bunlar. Bunları bazen şey yapıyorlar. Boyuyorlar böyle değişik değişik. Obje olarak kullanıyorlar. Güzel. Dursun bakalım. Kumsalın güzelliğine bakın. Bir yerden de köpek sesi geliyor. Ha şu şey. Biraz gezinelim kumsalda. Şöyle birazcık da kendimi çekeyim. Kumsalda gezinirken denize doğru. Küçücük bir yengeç bulmuşlar. Ben de diyorum kadın bir şey buldu ama ne yapıyor yani? Neyle uğraşıyor? Meğersem yengeci suya götürmeye uğraşıyormuş. Bu da büyük bir ihtimalle artık ne için kumun içine girmiş saklanmışsa hiç niyeti yok yani tekrardan denize dönmeye. Dalaman'da böyle bir küçük bir nehir vardı. O bizim eve yakındı. Onun için benim balkonuma çok sık gelirdi yengeçler. Haşır neşirim yani. Şu denizin sesi insanı nasıl rahatlatıyor değil mi? Yani resmen böyle denizin sesi huzur veriyor. Hani herkesin bir hayali vardır ya, birçok kişinin, öyle söyleyeyim yani, böyle deniz kıyısında şöyle bir o küçücük bir kulübem olsun. İşte balkonuna oturayım, denizi seyredeyim. Evet, benim de öyle bir hayalim var. Hani öyle keşke mümkün olsa şöyle kıyıda, hemen şurada şu kayıkların olduğu yerde bir kulübe, balkonuna böyle sallanan bir sandalye, küçücük yani bir oda, bir mutfak da yeter. Hani o kadar güzel olur ki orada böyle denize bakacaksınız, onun sesiyle birlikte böyle kendinizi dinleyeceksiniz. Başka sese, başka gürültüye, başka insana bence ihtiyaç yok. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ben seviyorum ya. Seviyorum öyle kendimle baş başa kalmayı, huzuru, sessizliği, sakinliği. Çok seviyorum hem de. Hadi bakalım, ben şurada birazcık taş araştırmacılığı yapayım. Yılbaşı süsleri.
Yeşillere süslemişler. Bak şunlar çok güzel. Burada ne var lan? Burada bir şey var. Var mı? Burada da kermes varmış. Demek ki araçlar da ondan kenarlara park etmiş. Birazcık da trafik ondan sıkışmış. Ne olmuş o zaman? Arkadan vurmuşlar. Burası da süslenmiş bak yılbaşı şeyi. Bu ışıklar işte sağa dönersen sağa gideriz. Kesin de üniversiteye çıkan yol değil mi? Hayır. Üniversiteye çıkan yol bir ilerisi.